dur, şundan dursun. Heh, böyle daha mı iyi görüntüsü? Biraz ışıksız. Yola çıktım. Selam arkadaşlar. Ben Eskişehir'e gidiyorum. Ve kendi başıma yola çıktım. Yani Muğla'dan Eskişehir 6 saat falan sürüyor. Şu anda da Denizli'deyim. Denizli'de de mola verdim. Bir şeyler yiyeceğim. Yemeğime bakma. İyi bari ben bozulmuştur sanmıştım. Kahvaltı yapmadan çıktım. Saat 2 galiba. Saat 2.30. Çok mola vermeden hemen hayatımıza devam etmemiz lazım. Tırnaklarımı yaptırdım bakın. Çok güzel oldular. Yol gayet güzel gidiyor. Sadece bir tane bir kadın sürücü vardı. Ben kadın ve erkek sürücü olarak ayırmıyorum. Aslında ben de kadın sürücüyüm ama kadın sürekli hiçbir zaman kendi şeridinde gitmiyor. Yani mesela ben sollamak istiyorum, o tarafa kaydırıyor arabasına. Sollamıyorum işte kaydırdığı için arabayı, şeritten çıktığı için. Sonra geri içeri giriyor, geri bu tarafa geliyor, geri bu tarafa geliyor. O kadını geçmek istedim. Bir de mesela bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor falan. Bir değişikti, o kadını sevmedim. Sabah kalktım 7.30'da tırnak yaptırmak için. Benim zeka seviyesi. 2.10 geçip falan da yola çıktım işte. Bu arada size çok iyi bir fikir vereceğim. Ben böyle bir mama kaşığı almıştım. Ebeveyn'den beni. Ve bu mama kaşıkları böyle kapaklı oluyor. O yüzden mesela okula falan bir şey götürmek için ideal. Deneyebilirsiniz. İlla ki bebeğinizin olmasına gerek yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz bir bebeğiz. Evdeki süt bitsin diye sütün hepsini koymuştum. Şuna bak. Dünyadaki en büyük çorba. Yulaf çorbası. Evet, benim arkasının ne kadar dünyanın en dolu arkası olduğunu görebiliyorsunuzdur herhalde. Resmen Eskişehir'e taşınıyorum galiba ben. Bu arada şu yastığı da arkama alacağım. Bu yastık babam çok güzel. Ben sana çok rahat sağlar demişti. Öyleymiş gerçekten de. Ben de demiştim ki baba saçmalama, beni rahatsız ediyor falan filan. Ama demek ki bir bildiği varmış adamcağızın. Şimdi böyle boynum ağrıdı. Yani saçlarımı böyle bağlayacağım. Ya hiç güzellik umurumda değil. Zaten arabayla giderken niye güzel olalım ki? Girme bebe. Araya mı giriyorsun kız? Buraya girilmiyor sanmıştım ben. O yüzden buraya laps diye park ettim. Güneş gözlüğü mü taksak yoksa normal gözlük mü bakayım? Güneş gözlük galiba ya. Daha rahat ettiriyor beni güneş gözlük. Uf, Eskişehir. Ne nasıl gidilir? Siri'ye soralım. Şarjım da azaldı ya. 25 kalmış. Ama ne yapalım yani. Yanlış gitmek daha kötü bir şey olur diye düşünüyorum. 4 saatimiz kalmış. Kızlar! Nasıl? Ankara Bulvarı istikametinde devam edin. Sonra hafif sağa dönün. Nereden gidiyor bu Eskişehir'e? Bakalım. O kadar yamuldum ki. Fark etmişsinizdir siz de. Ya bunu takmayacağım ya. Normal gözlüğümü takacağım. Bu da ağzıma giriyor. Şu dikiz aynasına koydum. Benim boyum kısa olduğu için koltuğu öne çekiyorum ya. O yüzden çok önde duruyorsunuz yani. Ben çok önde olduğum için siz de benim ağzıma girmiş gibi oluyorsunuz. Wow. Bu dünyanın en pis gözlüğümü. Allah verdim. Bakın ya gözlüğümün şurası böyle çıkıyor. Gördünüz mü? Bunu yaptırmıştım. Sağ olsun yapıyorlar hemen. Yani yapmıyorlar. Hatta yenisini verdiler aldığım yer. Ama yeniden oldu. Yani sürekli oluyor. Gözlükte mi sıkıntı, ben mi sıkıntıyım? Bilemiyorum. Çok mu çirkinim? Hadi bakalım gidiyoruz. Koşalım gidelim dört nala. Hey! Bir uzun yolda giderken bağırarak dinlemeli şarkılar diye. Böyle 90'lar pop gibi falandı. Ama ben yapamıyorum arkadaşlar. Mesela ben çok iğrenç müzikler dinlemeden yapamıyorum. Mesela sağlam kalça dinlemek benim için çok iyi. Bana çok iyi geliyor yani. Hani ben hiç böyle şey olamayacak mıyım mesela? Ya ben onları hiç dinlemem ya. Abi çakal ne falan birisi değilim yani. Belli ki. Yuh! Ağzımdan geçseydim bir de. Abi mesela bak şu adam benim yanıma geçti. Görüyor musunuz? Ben onun yüzünden göremedim yolu yani. Gerizekalı mal. Ne doğru? Sağdan gidin. Sağdan mı? Are you ready? Sağdan diyor ama
1,2 yanlış girdim galiba. Bana yönündeki D320 istikametine doğru hafif sağa dön. Sanki buradan gitmeyecekmişim gibi hissediyorum. Yolu biliyor muyum? Hayır, hissediyorum sadece ama doğru girmişim. Aydın'la niye gidiyorum ayol? Ben Aydın'dan geldim zaten. Bu yolları hiç anlamıyorum. Hızlı yol var mı ya? Hafif sağa dön. Hafif sağ ne ya? Bak, bu navigasyondaki hafif sağ ne? Bana birisi bunu anlatsın. Mesela 45 derece sağ mı döneceksin? 32 derece sağ mı döneceksin? Hafif sağ ne demek? Mesela kime göre hafif? Bir de şey... 5,7 Böyle mesela bazen... D320 diyor ya mesela, doğru. Namık Kemal dönün. Sokağı doğru sağa dönün diyor. Mesela ben Namık Kemal Sokağı nereden bileyim? Hayatımda ilk defa gittiğim için seni açmışım zaten. Sen bana sokak adı veriyorsun. Gereksiz bir bilgi yani. Ben nereye geldim? Lan Ankara Honaz 51 diyor. Doğru gidiyoruzdur ya. Navigation'a güveneceğiz yani, yapacak bir şey yok. Böyle çıp diye haritadan düşersem diye korkuyorum. Başıma alıp gidersem diye. Orada tırnaklarım. İMBB. Ben böyle de gidemiyorum arkadaşlar ya. Saraçoğlu kasrı mı? Oha. Yani ne? Abi burası birisinin mi yani tamamen bu kadar büyük yer? GMBB. Birazcık terbiyesiz müzikler açalım. GMBB. Terbiyesiz müzikler derken. Ve yastık. Teşekkürler baba. GMBB. GMBB. Hadi gidiyorum ben. Gideceğim BB. Acıgöl'den geçiyormuşuz, durun. Kapatalım. Acıgöl hakkında bir şey bilmiyorum ama Tuzgöl'e benziyormuş. Daha önce buradan geçmiştim tabii ki de. Geçmiştim miydim ya? Bence geçmemiş de olabilirim. Ben buradan gittim hiç hayatımda. Yani geçmişsem bile kendim gitmediğim için bu farklı bir Acıgöl benim için yani. Görüyor musunuz? Aramasan da olur. Çok büyükmüş bu arada. Bu gölde ne var mı? Merak ettim. Neden adı Acıgöl? Acıgöl'den sanki böyle bey pazarı sodası çıkıyormuş hissi geldi bana ama asla bilmiyorum. Götümden Natanzi şu anda. Ay pardon, göt dedim. Tutuşumdan Natanzi. Ben şey düşünmüştüm. Böyle mesela uzun yol yapacağım ya. Hayatımdaki bütün sorunları kafamda hallederim falan diye düşünmüştüm. Ama ben yolda bir şey düşünemiyorum. Yani aklıma bir fikir gelmiyor ki. Kahvem mesela, kahvemi galiba bir yerde düşürdüm. Kahvem yok şu anda. Yani kahvemi neden düşürdüğümü bilmiyorum. Bak sodaş diyor. Ben size dedim buradan soda çıkıyor diye. Ne kadar zeki bir kızdım ya ben. Ne kadar zeki bir kızım. Değerim, kıymetim biliniyor mu peki? Hayır. Bu zekam herkese yeter. Heh, ne diyordum? Ben böyle işte kafamda her şeyi hallederim falan. Bütün sorunlarımı hallederim. Terapi merapiye gitmeye gerek kalmaz diye düşünmüştüm. Hani uzun yola çıkıyorum böyle. Alo. Ne yaptın? Ne yapayım baba, yoldayım. Acıgöl'ün oradan geçiyorum. Acıgöl mü? Evet. Ha, Afyon'a az kaldı o zaman. Aynen, Afyon il sınırına girdim ama Afyon'a gelmedim yani daha. Yani o zaman 40-50 km mi kaldı? Aynen galiba, yani tam bilmiyorum. Tamam, o zaman senin 2,5-3 saatlik mi kaldı yani inşallah? Evet. Hadi bakalım inşallah kızım, hadi bakalım. Hadi yavaş yavaş git kızım benim, hadi. Var mı senin bir şey? Yok baba, teşekkür ederim. Hadi tamam, kapılar kapalı değil mi? Evet, kilitli. Tamam hadi, hadi görüşürüz. Hadi yani hadi yolculuk. Yani 100 km hızla giderken de birisi kapımı açıyorsa helal olsun yani ona. Yok canım. Haklısın, ne diyeyim ben? Yok yok, kilitli, merak etme. Tamam hadi kızım, görüşürüz, kendine bak. Sen de kendine bak. Bak yine bölündü konumuz. İşte ben böyle kendi içimde hallederim zannettim her şeyi. Ama böyle yolda giderken mesela bir fikir düşünemiyorum. Mesela ne bileyim, aklıma gelmiyor yani. Bir şey düşünemediğim için dümdüz gidiyorum. Böyle hiçbir şey
şey düşünmeden, aslında hiçbir şey düşünmemek de çok iyi bir şey. Çünkü ben bunu hiç yapamıyorum. Hani böyle bazen anda kalın falan filan şeyleri oluyor ya, çalışmaları oluyor ya böyle, işte meditasyon bilmem ne. Ben böyle anda kalmak benim için yapabildiğim bir şey değil. Ben böyle sürekli yarın ne yapacağım, bir saat sonraki görevim ne, sürekli böyle düşüne düşüne yaşayan bir kızım. O yüzden böyle hiçbir şey düşünmemek şu an benim için iyi aslında yani. Sorunlarımı çözerim zaten. Sorunlarımı zaten sürekli overthinkistan'a düştüğüm için bir şekilde hallederim yani diye düşünüyorum. Taş gibi oldu kalbim taş. Gösterdiğin olmaz yüzüme. Ne? Oy. Fotoğrafımı çekti. Oradan daha mı yavaş geçmeliydim acaba ki fotoğrafımı çekti çünkü. Bu kötü bir şey mi? O adamın da çekti mi fotoğrafını? Çok korkuyorum. Kötü bir şey mi yaşadık biz? İyi de o kadar hızlı bile değildim. 50 falandım. 80 miydim acaba? Herkesin fotoğrafını çekiyor mu acaba? Ya da ben ünlü olduğum için. O da mı beni takip ediyordu acaba? Aa, ne oldu ki ya? İnşallah bir şey olmamıştır arkadaşlar. Şu adam çünkü yavaşladı. Ha, şimdi hızlandı bak. 50 diyor. Ne yaptım ben? Flamingo kuş gözlem evi mi? Ne? Benim en sevdiğim kuş flamingodur. Küçükken böyle flamingo dövmesi yaptırmak istiyordum kendime. Hatta böyle her şeyimi flamingolu alıyordum. Flamingolu tişörtüm vardı. İşte flamingolu suluğum var hala bile falan filan. Flamingolar çok hoşuma gidiyor. Zaten hayvanat bahçesinde görmüştüm gerçeklerini. Ve ben hayatımda bu kadar güzel bir hayvan görmedim daha önce. Yani o kadar güzel renkleri vardı ki. Allı turnamız. Benim fotoğrafımı çektiler ya, ben bir artık gerginim arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim Allah için. Dünyanın dümdüz yolunu yapmışsınız. Biz neden yavaş gidiyoruz bu yoldaki? Ya ben ne yaptım anne? Belki hiçbir şey olmamıştır da. Herkesin çekiyordur belki. Evet, biraz mola verdim. Araba çalıştırdım mı? Çalıştırdım. Bir şeyler tıkındım. Arkadaşlar ne yapmışım biliyor musunuz? Ben şimdi kahvem nerede nerede diye aranıyordum ya az önce. Kahvem neredeymiş? Ben kahvemi şuraya koymuşum. Arabanın sileceklerinin olduğu yere. Sonra gittim yani oradan almadan. O yüzden o kahve yere düştü. Dünyaya bir çöp bırakmış oldum boş yere. İnşallah birisi alır ve atar onu çöpe. Bilerek yapmadım. Çok özür dilerim dünyadan. Bunu yaptığım için. Az önce iki tane takipçimi gördüm. Bu arada benzin istasyonunda. Ve hani çok iyi bir karşılaşışta. Bir tanesi burada çalışıyormuş. Bir tanesi de yola çıkmışlar işte ailecek. Öyle karşılaştık. Böyle beni görünce ve insanlar tanıyınca ve siz de güzel tepkiler veriyorsunuz yani. Hani sevecen yaklaşıyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hadi devam edelim. Etrafa çöp attığımızla kaldık ya. Ona çok üzüldüm vallahi, ne yalan diyeyim. Ama neyse, bilerek yapmadım, özür dilerim. Eş zamanlı aksiyon. Full artı full tansiyon. Çarp istiyorsan bana bir de. Ne yapabilirim ya, delimin ayol. Sanki gitmem lazım ağızlı bir şekilde. Yavaş gideceğim abi. İstikametine doğru 3. çıkıştan çıktım. Korna çalıyor ya. Git şu taraftan o zaman. Şuradan çıkacağım. Ya ne? Deli misin nesin ya? 8 gir. Dıklı ve Afyonkarahisar yönüne doğru soldan gidin. Gerizekalılar. Bak nasıl... İğrençsiniz erkekler ya. Gitmek zorunda mıyım mesela ben? Senin gittiğin hızda gitmek zorunda mıyım? Bana birisi bunu söylesin. Beni sinirlendirdiler şu anda. Ben yavaş gittim. Bak bilerek yavaş gittim. Ben de böyle bir insanım. Sen bana dıt dıt yaparsan ben de sana dıt dıt yaparım. Gerizekalı mal. İyiydik ha. Şimdi sinirimiz geçtiğine göre yolumuza devam edebiliriz. Mesela az önce de şey olmuştu. Ben sürekli trafik canavarları sohbeti. Şimdi biz kırmızı ışıkta bekliyoruz. Bir tane de yanımda 35 plaka Dacia var, tamam mı? İşte adam da normal hayatına devam ediyor yani. Kırmızı ışık. Kırmızı ışıkta ne yapılır? Durulur. Değil mi? Beklenir. Herkes gibi.
Sonra işte adam bekliyordu. Arkadan bir tane kamyonet. Kamyonet böyle dut 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 diye geliyor ama. Hani adam da bana baktı, dedi ne oldu? Dedim ki arkadan kamyon yapıyor dedi. Ama hani kırmızı ışıkta geçmemizi istiyor kamyon. Büyük ihtimalle o ışıkta da böyle bir kamera, bir şey yok. O adam da kamyonet şoförü olduğu için, bu yolları iyi bildiği için biliyor işte o yolu. O yüzden de bize diyor ki durmayın. Böyle dünya var mı ya? Bana bir şey, böyle bir dünyanın neden olduğunu, hani kırmızı ışıkta geçmediği için adama korna çaldı ya adam. Tırnaklarımın güzelliği. Şaka mı? Ama yine de biz ne yapalım? Kırmızı ışıkta durmayalım. Kırmızı ışıkta duranlara da korna çalalım. Hız sınırında gidenlere de korna çalalım. Tamam mı? Böyle davranalım birbirimize. Bok gibi davranalım. Hiç saygımız olmasın birbirimize. Yazık bize ya. Gerçekten yazık. Hadi ya, müzik açalım. Sinirlendim. Evet arkadaşlar. Sizi güncellemeye karar verdim. Tipim kaydı. Birazcık havada karardım. Babamlarla kavga etmiştik hava kararınca ya kalma diye falan. Bilirsiniz ki babalarla böyle kavgalar edilir genellikle. Şimdi de işte Afyon'u geçtim. Afyon Karahisar çarpı işaretini gördüm. Devam ediyorum yoluma. 1 saat 45 dakikam falan kaldı yani. Az kaldı da. Yine de birazcık boynum tutuldu gibi oluyor. Yani o yastığı çıkardım şimdi. Yastıklı mı daha iyi, yastıksız mı karar veremeden yolum bitecek galiba. Afyon şeydi, kalabalıktı açıkçası. Çok fazla kamyonet vardı. Kamyonetlerin iptal edilmesi ve bütün kargoların... Kediler sakın çıkmayın. Ananı satayım, küçücük köpekler vardı. Kargoların uçakla falan gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kamyonetler de dışarıya çıkmasın artık. Vay, Ziraat Bankası bankamatiği buldum. Bulmak isteseydim eğer, mesela benim şu anda Ziraat Bankası'na ihtiyacım olsaydı ben o bankamatiği arar bulamazdım. Beril'le konuştuk az önce. Babamlar da az sonra arar bak. Eli kulağındadır babamın aramasının. Çünkü bayağıdır aramıyor. Birazcık etrafa bakmak istiyorum ya. Arabamı başka sürebilir mi şu anda? Tesla. Arınca görüşürüz. Ben vardım. Aramaziye çarptık. Ben mi çarptım yoksa kapı mı geldi? Kapı kapandı. Bara gitseydik. Kapı kapandı orada. Kapı kapandı değil mi? O beni daha rahatlatacak. Ay, niye böyle yırttın ki bunu? Çöpü ona atacaktık sonra. Tamam. Ben hayatımda hiç arabayı sevmedim. Ağladı be seyirciler. Ay yaslama geldi arabaya çarptı. Ya abla ya, gece uyurken yandırsana araba içerisine atıyorsun diye. Aşkım benim yaptığım şeyleri görseydin gelene kadar gül gül ölürdün. Bir kere yanlış yola girdim, geri gittim. O top bildiğin. Nerede biliyor musun? Tam Odunpazarı evleri yazanlar var ya, böyle dünyanın en kalabalık caddesi. Orada geri gittim. Atışık bunlarında. Aynen. Şuş. Rezzet şöleninde. Şey, soslarımız vardı aşkım. Çöpe mi attın? Bu bayağı iyiymiş ha. Değil mi? Yapacağız. Hadi bay bay da ablalara. Bay bay. Bay bay. Sosumuz yok ya, ben çok üzgünüm. Hiçbir şey düzgün gitmiyor sanki. Görüşürüz diğer videolarda.